Ben tabii ki öncelikle sondan başlayalım. Ömer Çelik AK Parti sözcüsü çıktı. Biz AK Parti'nin laiklik karşıtı olmadığını ve anayasanın çıkarılmayacağını ifade eden, benim görüşüme katılmadığını söyleyen bir açıklama yaptı. Evet. Doğrusu ben onun yerinde olsaydım ben de aynı şeyi söylerdim. Çünkü siyasi partiler kanununun 86. maddesi gayet açıktır. Hiçbir siyasi parti laiklik aleyhine açıklamada bulunamaz, yasaktır. Dolayısıyla Ömer Bey'in bu açıklaması o sorumluluğunun gereğidir. Bir. İkincisi, Devlet Bey'in sert açıklamasına karşı da ben Devlet Bey Cumhur İttifakı'nın ortağı olduğu için medya üzerinden polemiğe girmedim. Ben kendisine bizzat şu an biraz sonra size izah edeceğim açıklamayı yazılı olarak mektup yazdım. Belgelerini de iliştirerek Sayın Bahçeli'ye gönderdim. Dolayısıyla Devlet Bey gibi ortağımız olan bir siyasetçiyle medya üzerinden polemiğe girmek bize yakışmaz. Şimdi meselenin özüne gelecek olursak, biraz önce ifade ettiğim gibi özellikle Ali Erbaş Hoca'nın Yargıtay binasının açılışında dua etmesi bir takım laikçi çevreleri rahatsız etti ve bir laiklik elden gidiyor yaygarası kopardılar. Ve bu yaygaraya en sert cevabı Sayın Bahçeli verdi biliyorsunuz. Çok sert bir şekilde duadan rahatsız olanlara karşı ve laiklik elden gidiyor yaygarası koparıyorlar diyerek en sert cevabı Sayın Bahçeli verdi. Ben de işte tam bu noktada yani tartışmayı ben çıkarmadım. Benim yazım çıkarmadı. Var olan bir tartışmaya bir yazar olarak, bir düşünür olarak, bir siyasetçi olarak bir teklif getirdim. Hatta bu istismarın önüne geçebilmek için de yazının başlığına laiklik anayasadan ya çıkarılmalı ya da tarif edilmelidir dedim. Tarifi değiştirilmeli, evet. Ya çıkarılmalı ya tarif edilmeli. Çıkarılmalıdır sözünü neden kullandım? Ortada bakın hala bugün bile laiklik tartışması var. Demek ki laiklik üzerinde bir tartışma var. Laiklik bu milleti birleştiren, efendim bütünleyen bir şey olmaktan ziyade tartışma konusu olan bir şey. Dolayısıyla dedim ki ben yazımda, 2 gün yazdım peş peşe bu konuyu. Laiklik ya çağdaş ülkelerde olduğu gibi bakınız Avrupa ve Avrupa'da Fransa ve Portekiz dışında hiçbir ülkenin anayasasında laiklik kelimesi yok. Fakat vicdan özgürlüğü, din özgürlüğü oralarda sonuna kadar kullanılabiliyor. Ben de dedim ki bu tartışmayı bitirebilmek için bu laik antilaik tartışmasını ya Avrupa'da olduğu gibi Fransa haricinde anayasadan laikliği çıkartalım. Ya da bizim anayasamızın 4. maddesi laikliğin çıkartılması teklif dahi edilemez dediği için Evet. bu da hukuken mümkün olmadığına göre gelin bu tartışmayı bitirmek için laikliği tarif edelim. Kimse istismar etmesin. Şimdi maalesef burada özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü Engin Özkoç Bey benim sadece laiklik anayasadan çıkarılmalı cümlenin birinci bölümünü aldı. Tarif edilsin bölümünü görmezden geldiler. Vay AK Parti'nin eski milletvekili laikliğin kaldırılmasını istiyor diye bir yaygara kopardılar. Ben Yani söyledim. görüyorsunuz ki o cümleyi ben bu olayın önemine dikkat çekmek için söyledim. Laiklik kaldırılsın gibi bir söylem için söylemedim aslında diyorsunuz. Tabii ki yani din ve vicdan özgürlüğü ve devletin bütün inançlara eşit mesafede olması bağlamında herhangi bir o bağlamdaki, o anlamdaki laikliğe bizim itirazımız yok. Ancak laiklik hep istismar edildi ve bugün bile bir duadan yola çıkılarak maalesef hala istismar ediliyor. Dolayısıyla ya Avrupa ülkelerinde olduğu gibi koymayalım ki ben o kanaatteyim. Biz çünkü Birlik Vakfı olarak İsmail Kahraman başkanlığında 2013'te Anayasa Mutabakat Komisyonu'na meclisteki bir teklif sunduk. Orada da bizim 85 maddelik başkanlık sistemi üzerine bir anayasa teklifimiz oldu. O çalışmanın sekreteri ben yürüttüm. Orada da Avrupa ülkelerine bir örnek göstererek din ve vicdan özgürlüğünün sonuna kadar kullanılmasını ama ihtilafı ortadan kaldırmak için laiklik kelimesinin kullanılmaması gerektiğini ben orada da yazdım ama söylediğim gibi bir de ülkede bu konuda hassas olan önemli bir çevre var. Bunlarla da tartışmanın bir faydası yok. Faydasız bir tartışma. Öyleyse anayasada tarif edelim bunu. Bakınız bu çalışma daha önce 1950 yılında bizzat İsmet İnönü tarafından 24 Mart 1950'de seçim çalışmalarında Ankara Polatlı'da diyor ki anayasaya laiklik ilkesi biliyorsunuz 1927'de
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4 ilkesi belirlendi. Birisi laiklikti. 31'de de 2 ilke daha eklendi. 6 ilke. 1928 yılına kadar devletin anayasadaki ikinci maddesi devletin dini, dini İslam'dır yazıyordu. 1928 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti devletinin dini, dini İslam'dı. 1937 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu 6 ilkesi anayasaya derc edildi. Ve CHP dönemindeki bu milletin tepkisini gördüğü için İnönü 1950 seçimlerinde bu tepkiyi sona erdirebilmek için aynen şunu söyledi. Biz savunduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 okunu anayasadan çıkarılması tabii olacaktır. Bakınız sadece layık değil, bu 6 okun tamamını çıkarmayı ilk defa teklif eden İnönü'dür. Sebep ne? Ortada tartışma var. Millet Demokrat Parti'ye yönelmiş, CHP'yi bırakmış. İkinci teklif, Refah Partisi 1990'lı yıllarda anayasa çalışmalarında aynen benim teklif ettiğim şeyi söyledi. Ya çıkartalım ama bunu kabul etmiyor muhataplarımız. Öyleyse tarif edelim dedi. Üçüncü maddeyi aynen bıraktı ve altına laiklik 24. maddede tarif edilmiştir koydu. Benim de söylediğim o, tamam bu şekliyle kalsın ama laikliği başka bir maddede de olsa, ön sözde de olsa tarif edelim ki bir takım insanlar laiklik elden gidiyor, yaygarası koparmasın. Daha ileride... Laikliğin tanımının yeterli olmadığını mı düşünüyorsunuz? Tanım yok ki Pınar Hanım. Anayasada yani, laikliğin tanımı yok. Yok ama bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesine mesela ben girdim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinde de laiklikle ilgili çok güzel Atatürk'ten başlayarak tüm söylemlerle birlikte neden din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması gerektiğini çok güzel anlatımlarla çocuklarımızın anlayacağı şekilde ifade etmişler mesela. Hani evet orada belki bir tanım yok ama sanıyorum ki hepimiz ilkokuldan itibaren laiklik tanımında anlatılarak büyüyoruz. Pınar Hanım bunu anayasaya, yasalara koymazsanız hakim, savcı, yönetici bunu kendi kafasına göre yorumluyor. Geçmişte niye başörtülü çocuklar? 600 bin başörtülü çocuk bu ülkede okullarında okuyamadı. 600 bin başörtülü bir nesli mahvettiler. Sırf laikliği öyle yorumladılar. Efendim başörtüsüyle kamusal alana girilemezmiş. Bugün başörtülü subaylarımız var, hakimlerimiz var. Şimdi dolayısıyla doğru söylüyorsunuz. Hatta ben şunu da yazdım. Bana cevap veren Engin Özkoç'tu, Cumhuriyet Halk Partili. Engin Bey'in tarifine bile ben razıyım. Bunu yasaya ve anayasaya yerleştirelim ki şey ortadan kalksın. Söylediğiniz Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki de olabilir. Hatta hepsini geçelim. Türk Dil Kurumu'nun bir laiklik tarifi var. Açın sözlüğü. Evet. Onu koyalım. Benim söylediğim bu istismarın önüne geçilmesi ve başörtülü başörtüsüz tartışmasının, laik antilaik tartışmasının ortadan kalkması. Yani buna şimdi maalesef bizi eleştirenler buna cevap vermek yerine. Bak siz diyorsunuz ki Milli Eğitim'in sitesinde var. Ben Türk Dil Kurumu'nda da var diyorum. Hatta CHP'nin laikli tarifini bile koymaya razıyız biz. Yani ben razıyım. Ama buna yaklaşmıyorlar. Tabii gündem ne olacak? Anayasadan laikliğin kalkmasını istedi diyerek saldırı başlatacaklardı. Maalesef böyle bir gündem oldu. Ben üzüldüm tabii böyle bir tartışmaya benim yazımın alet edilmesini. Ben 30 yıldır yazı yazan bir insanım. Böyle bir tartışma olmasın diye yazının başına ya çıkarılmalı ya da tarif edilmeli diye başlık attığım halde sadece çıkarılmalı bölümünü alıp tartıştılar. Dolayısıyla Türkiye'de artık uygulamada normal Anglo-Sakson ülkelerdeki uygulama vardır ve Türkiye'de artık yönetimde böyle bir şey yoktur. Ancak anayasada tarif edilmediği için yarın eskaza iktidarlar değiştiğinde yeniden 28 Şubat sürecinin yaşanmaz diye bir şey yok. Çünkü bu anayasayla Yani tekrar o sürece dönülebileceğine inanıyor musunuz? Türkiye'nin kat ettiği yol yani artık bugün geldiğimiz noktadan sonra tekrar o sürece dönüş olması yani gerçekten kalpten böyle bir şey olabilir bu tanımlamalar yapılmazsa diyor musunuz? Ya şimdi 1983'ten sonra ANAP'ın iktidara geldiğini hatırlayın. Artık İslam Devleti vesaire televizyonlarda açıkça tartışılıyordu. Ve geldiğimizde yani 95'lere 96'lara tam bir İslam karşıtı uygulama başladı yönetimde. Yani bugünkü yönetim evet normalleşmeyi sağladı. Ancak yarın gelecek başka bir yönetimin yahut
herhangi bir savcının ya da hakimin tarif edilmemiş bu laiklik tanımından yola çıkarak kendine göre bir tarif yapabilir. Vural Savaş nasıl tarif yaptı? Ya Refah Partilileri habis ur diyerek niteledi kurulmuş demokratik siyasi bir partiyi. Dolayısıyla bu tür yorumlara mahal vermeyecek şekilde ben tarif edilmesini önerdim. Dileğim elbette ki böylesi bir tartışmalar, böylesi bir yönetim yeniden gelmesin. Ama ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı'na baktığım zaman, bazı yöneticilerin açıklamalarına baktığım zaman, daha evvelki gün korkutacağız, yıldıracağız, köklerini kazıyacağız diyerek kin besleyen bir siyasi ortamda benim bu tarifi istemem kadar doğal bir şey olmasa gerektir diye düşünüyorum Pınar Hanım.